Evet herkese selamlar arkadaşlar bugün bu videoda sizlere 2018 yılında çıkan kameralardan DSLR gövdelerden aynasız makinelerden bahsedeceğim bunu lenslerde olduğu gibi iki part halinde yapmayacağım tek part halinde yapmayacağım çok uzun oldu çünkü ilk video bunu iki ayrı video halinde yapmayı düşünüyorum şimdi ilkin kanalda başlıyoruz yine alfabetik sırayla ikinci videoda arkadaşlar Nikon'la başlayacak şimdi ee, ilk olarak arkadaşlar Canon şimdi Canon bu yıl e, hem giriş seviyesinde hem ileri seviyede hem de aynı tarafında farklı farklı gövdeler çıkardı. Şimdi ilk bahsedeceğimiz gövde arkadaşlar Canon'da. Canon'un 4000 D'si ve 2000 D'si iki tane makine çıkarmış. Şimdi e, 4000 D arkadaşlar aslında 1100 D'nin devamı gibi. 1100 D'nin devamı da kameralar çıktı ama e, yani tarz olarak onun tarzında öyle söyleyeyim nasıl onun tarzında çok e, basit dandirik, plastik bir gövdeye sahip bir de arkadaşlar T7 diye geçen 2000D modeli var 2000D de işte 600D e, işte bildiğiniz işte 700D 750D de bildiğimiz o gördüğümüz o silikonlu bir e, grip kısmı vardı o şekilde o farkını gördüm ben onun dışında arkadaşlar e, şimdi 4000D'nin ne gibi özellikleri var Digic 4 Plus var yani çok eski bir işlemci var üzerinde. 18 megapiksel sensör. Canon bu sensörü hatırlıyorum ben askerdeydim o zaman. Ee, o, o zaman 7D'de duyurmuştu. Muhtemelen güncellemiştir. Aynı sensör değildir ama bu hala eski sensörü kullanmaya devam ediyor. Ekran 2.7 inç ve 300, 230 bin piksel. Yani çözünürlüğü çok düşük ekranın ve boyutu küçük 2.7 inç. Bunun fiyatını araştırırken Vatan bilgisayarda gördüm 2100 TL fiyatı gözüküyor. 3 inç yazmışlar yanlış. Ee, onun dışında şimdi Full HD e, video çekebiliyor, Wi-Fi özelliği var ve 436 gram yani çok kompakt, çok hafif bir gövde. Peki 2000D nasıl bir makine? Bunlar arkadaşlar Wi-Fi ve NFC özelliği var, ekran 3 inç ve e, bunun çözünürlüğü de 920 bin piksel. Bu makinenin farkı arkadaşlar sensörü e, 24 megapiksel bir CMOS sensör var üzerinde. E, onun dışında arkadaşlar fiyatı da e, şu an e, 2400 TL civarında Türkiye'de. Şimdi, SLR tarafında bunlar var, Canon'da EOS R var, bir de M50 diye bir M50 diye EOS M serisinde daha doğrusu APS-C aynas serisinde Nikon, Canon bir makine çıkardı, M50 diye geçiyor bu. Bunun da arkadaşlar sensörü 24 megapiksel, üzerindeki işlemci DIGIC 8. Ekran hareketli arkadaşlar e, tamamen dönebiliyor yani ekranı yana doğru çevirip selfie falan çekebiliyorsunuz bunun çözünürlüğü de 1040 bin piksel ve 3 inç arkadaşlar kitelde 15 45 lens de geliyor 1545 45 STM ırsel e, lens de geliyor ve fiyatı 799 dolar Türkiye'de de 5.200 TL hali yüksek yani e, şimdi 143 tane arkadaşlar fokus noktası varmış bu makinenin vizörü oled ee, bu Bu arada emelli arkadaşlar diğer yoz her serilerinden farkı dslr tarzında yani vizörü ortada bir dslr kullanıyormuş gibi kullanabilirsiniz vizörde arkadaşlar 2.36 megapiksel oled vizör var dedik ee, Seri çekimde 10 kare çekebiliyor ama otofokus e, yani otofokusla birlikte kullanırsanız seri çekim modunda 7.3 kareye düşüyormuş. Şimdi video özelliklerine gelelim arkadaşlar. Videoda 4K 30P çekebiliyor. 120 megabit 4K video çekebiliyor. Çekebiliyor ama buna birazdan gireceğiz. Onun dışında arkadaşlar 1080P de yani full HD 60 kare çekebiliyor. 720P ye, yani HD kaliteye düşürdüğünüz zamansa 120 FPS e, çekebiliyor videoda ama tabi bu şey e, HD ağırlığı da arkadaşlar 390 gram. E, şimdi arkadaşlar 4K kullandığınız zaman şöyle bir durum e, ortaya çıkıyor. Dual piksel özelliği Canon'un bunda çalışmıyor. E, onun dışında şöyle bir durum daha var. 4K çektiğiniz zaman yani e, yüksek çözünürlükte video çektiğiniz zaman öyle söyleyeyim size sensörün tamamını kullanamıyorsunuz. Ee, bu da arkadaşlar 2.56x bir cropla geliyor. Yani 4 daha da yüksek bir crop. Bu ne demek? Şimdi 18 mm bir lens var üzerinde. Örnek veriyorum 1855 IS STM lens var. Lensin açısı arkadaşlar 46 mm oluyor. Yani sensörün çok küçük bir kesimini kullanıyor. 15-45 lens taktınız. Ee, bu lensin aralığı arkadaşlar 38-115 mm oluyor. Hani tele de belki avantajı olabilir ama görüntü kalitesi tarafında da dezavantajı var ve geniş açıda hiçbir avantajı yok bu e, makinenin yani 4K video çekiminin. Yani garip bir e, makine öyle söyleyeyim size. Yani 4K çekmek istediğiniz zaman e, dual piksel çalışmıyor. 2.56 crop var. E, bu şekilde yani ben bu makineyi e, almazdım herhalde. Yani 4K var diye bu makineyi ben almazdım hakikaten. Onun için de tavsiye etmiyorum. E, bağlantı tarafında arkadaşlar, connection tarafında da Wi-Fi ve Bluetooth özelliği varmış bu gövdede. Şimdi Canon'un aynasızı EOS R'e gelelim arkadaşlar. E, bunun da ilk fiyatından bahsedeyim. 3.498 dolar bir çıkış fiyatı var. 24-105 mm e, RF lens ve EOS EF mountu, RF mount'u çevireceği birlikte. 3498 dolar bir fiyatı var. Lens, çevirici artı gövde. Türkiye'deki fiyatı da arkadaşlar 25.000 TL yakın. 24.000 küsürdü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunun arkadaşlar özelliği 30.3 megapiksel yani 5D Mark IV'ün kullandığı sensör muhtemelen. Ee, ISO'su 100 ile 400 bin arasında değişiyor. 50 bin ile e, tam düzgün almamışım galiba en maksimum ISO'sunu. Ona da bakalım birlikte. 1 milyonlara çıkıyor diye sanki hatırlıyorum ama olmaya da bilir. Ee, ISO arkadaşlar yanlış söyledim. ISO 100 ve 40 bin arasında çalışabiliyor. ISO'yu bu özelliğini kullanırızda ise ISO 50 ve 102 400 arasında çalışabiliyormuş ISO hassasiyeti. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, vizör, OLED vizör koymuş Canon 3.69 milyon megapiksel, 3.69 milyon piksel bir vizör var. Eee Vizörün büyütme oranı 0.75 inç, ilk X e, ekran 3.2 inç e, ve ekran arkadaşlar 2.1 megapiksel tam dönebiliyor e, bu şekilde. Onun dışında USB-C özelliği var. Bataryası arkadaşlar 370 kare gidebiliyor. Bunun dışında ne farkları var? Normal bir Canon DSLR'den 660 grammış. Ee, bu alet. Onun dışında 14 bit RAW özelliği var. 14 bit RAW çekebiliyor. Bir de C-RAW varmış. Yani Compressed. Yani sıkıştırılmış RAW özelliği. Bununla da ee, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani sıkıştırılmış RAW çekebiliyorsunuz. E, cihaz 8 kare seri çekim yapabiliyor. Autofocus yani AFC c fonksiyonunu kullandığınızdaysa arkadaşlar 5 kareye düşüyor bu. 4K arkadaşlar 30 kare çekebiliyormuş 480 megabit çekiyor 1080p yani full HD'de 60 kare ve 180 megabit Wi-Fi ve bluetooth özelliği var arkadaşlar Onun dışında şimdi 4K çekebiliyor dedik Bununla ilgili size bayağı aslında detaylı bilgi vermek istiyorum ben 4K çekimi ile ilgili Çünkü burada bayağı bir şey var yani Canon tarafında 4K çekim dediğiniz zaman ee, yani 7 dereden size su getirtiyor kanon. Ee, biraz sıkıntılı bir alet. Ee, ben şimdi burada e, EOS arı e, tercih eder, eder miydim? Etmezdim. Şimdi Depreview'den okudum tabi bunlar arkadaşlar. Dijital ISE özelliği var. Yani e, 4K'da e, cihaz sensörün tamamını kullanmadığı için normal Premiere'de başka bir e, görüntü düzenleme programında yapabileceğiniz görüntü titreşim azaltma özelliğini gövde kendi içerisinde yapabiliyor ama bu da görüntüyü çok fazla bozuyormuş. Keskinliğini azaltıyormuş ve o tarafta X3 ve AID 3'ünde çok gerisindeymiş. Görüntü kalitesi olarak tabii bunları ben kendim test etmedim, görmedim ama denen o muhtemelen de doğrudur. çok şey olacağını sanmıyorum ben. burada deprevin yani öyle bir tarafta yanıltıcı davranacağını düşünmüyorum. Şu anda gövdenin arkadaşlar Fotoğraflarını görüyorsunuz ekranda. Şimdi arkadaşlar bunun... E, bu arada 4K dedik de... E, şöyle bir durum daha var. E, 4K'da makine yine sensörün tamamını kullanmıyor. Sony'lerde de böyle. A73'te falan 1.2 crop'la kullanabiliyorsunuz. Canon'da 1.8 crop'la kullanabiliyorsunuz. E, bu ne demek arkadaşlar? E, yani neredeyse 4.3'e ya yakın bir şey. E, Nasıl söylesem, Fort Worth'a e yakın bir şey demek bu yani crop demek o yüzden ben yani yine Canon'a hala söylüyorum şey tarafında 4K tarafında video tarafında biraz şey yapıyor kullanıcıları böyle iOS sinema serisine yönlendiriyor yani oradan satmaya çalışıyor DSL'leri kullandırmayı çok sevmiyor video tarafında. Canon böyleydi arkadaşlar şimdi... Ee, GoPro, GoPro'nun e, güzel bir makinesi çıktı, action cam'i çıktı bu yıl. Hero 7 arkadaşlar, Hero 7'nin White, Silver ve Black edişini var. E, White 199 dolarmış, Silver'ı 299. E, Hero 7'de arkadaşlar, Black edişinde 399 dolar. Şimdi Hero 7 Black'te, e, gimbal like, yani gimbal gibi neredeyse titreşim engelleyebilen bir e, sistem var. Çok iyi çalışıyor, videolarını seyrettim, çok detayına girmedim ama müthiş çalışıyor çok beğendim. Yani hakikaten böyle çok aksi aksiyonun içinde çekilmiş birçok görüntü var bakıyorsunuz. Hakikaten gimbal gimbal kullanılmış gibi hatta gimbal'lardan daha iyi gibi bana öyle geldi. Şimdi 4K video çekebiliyor bu alet. 60 fps yapabiliyormuş 4K'da 1080 p arkadaşlar 240 fps. Yani neredeyse 8 kat yavaşlatabiliyor görüntüyü. Eee sesli kontrol varmış bu makinede. 14 dilde sesli kontrol yapabiliyorsunuz. Ee, onun bunun şöyle bir durum daha var. Bunu e, depe video okudum yine. E, GoPro arkadaşlar Million Dollars Challenge diye bir, e, bir yarışma başlatıyor. 27 Eylül'de başlamış. Ne zaman bitecek bilmiyorum. E Hero 7 ile çekilen e, raw videoları yani işlenmemiş görüntüleri internetten araştırabilir araştırabilirsiniz. E, şu an hatta linkini de videonun altına bırakabilirim. Eee Hero 7 Black ile çekilmiş ham videoları işlenmemiş görüntüleri yüklüyorsunuz ve ödülde 1 milyon dolar kazanırsanız garip hakikaten. Şimdi arkadaşlar Fuji filme gelelim. Fuji film bu yıl bayağı kamera çıkardı. Yani orta formattan böyle X serisinde çok güzel, çok değişik kameralar çıkarmış Fuji film. Şimdi onlara gelelim. Fuji filmden bahsedeceğim biraz sizlere. Şimdi arkadaşlar X, A5 ve xt T100 diye iki tane gövde var. Bunların birçok özelliği aynı. Farklarını söyleyeceğim. XT arkadaşlar bildiğiniz gibi xt 1 ile başlayan daha çok DS'leri gibi görünüme sahip vizör ortada bir makine. X, A5 de X, serisi, XA serisinin devamı gibi. Şimdi vizör yok bunda. X, A5 aldığınız zaman arkadaşlar vizör yok. X, T100'de vizör var. Ee, şimdi onun dışında iki makinede 24 megapiksel, 3 inç ekranı sahipler, 1 milyon 40 bin piksel, ee, 6 kare seri çekimi yapabiliyorlar arkadaşlar. Ee, X-A5 e, 361 dolar, X-T100 arkadaşlar 500 dolar fiyata sahip. 4K video çekebiliyorlar ama 4K'ları 15 fps yani çok kullanılabilir değil. 1080p videoda yani Full HD videoda arkadaşlar 60 kare, e, 720p'de de yani HD videoda da. 120 kare e, kayıt yapabiliyormuş. Wi-Fi özellikleri var bir de bu e, arkadaşların aynı zamanda elektronik şatırla elektronik şatırla e, yüksek karede şey yapabiliyorlar bildiğim kadarıyla. Yanlış bilgi vermeyeyim bunlarda da. E, normalde mekanik e, perdeyi kullandığınız zaman 6 kare e, seri çekim yapabiliyor. Şimdi bunu geçtik. XA5 ve XC100 bunları geçtik. İkisi de bence güzel kameralar. Yani hem fiyatları hem özellikleri iyi. Ee, şimdi x H1'e gelelim arkadaşlar x H1x H1 x, -H1, x hakkari 1 ee, fiyat arkadaşlar 1899 dolar fiyatı Türkiye fiyatı da 8100 galiba 8300 TL buraya yanlış almış olabilirim ee, yani Fuji filmin fiyatları şöyle bir şey aslında Amerika'daki BNH'deki baktığınız fiyatları dolara çevirdiğiniz zaman yani KDV'yi geçtim daha da uygun fiyata Türkiye'den alabiliyorsunuz fuji filmleri bu güzel bir şey. Yani bunu Canon'da yapabilir, diğer markalarda yapabilir diye düşünüyorum ben. Ee, ama tabii Fujifilm kendisi sattığı için yani daha önce içerisinde ben de bulundum Fujifilm'in kendi satış ağı var. Onlar üzerinden satış yapıyor. O sebeple fiyatları daha uygun tutabiliyor. Ee, tabii Tabi burada son kullanıcıya yarıyor bu da. Yani bizlere yarıyor, satın alan kişilere yarıyor. Bu arkadaş, yani XH1 arkadaşlar 24 megapiksel ee, çözünürlüğe sahip APS-C sensör boyutu. Yani Fujifilm zaten söyledi, ben dedi full frame makine çıkarmayacağım. Orta format ve APS-C'de devam edeceğim diye. Ee, bu makinede arkadaşlar dual yani iki tane SD kart yuvası varmış. UHS-II kart destekliyor. Ağırlığı 673 gram yani bir neredeyse bir serilere kadar ağır. Ee, şimdi arkadaşlar 14 FPS e, elektronik perde ile e, seri çekim yapabiliyor. 11 kare mekanik e, 11 kareyi de mekanik perde yani normal bildiğimiz perde yapabiliyor ama buna batarya girip takmanız lazım bu 11 kareye ulaşabilmek için. Normal üzerindeki tek bataryayla da 8 kare çekim yapabiliyormuş. Ee, aynı zamanda grip taktığınız zaman batarya girip 4K'da 30 dakika kadar da video kaydı yapabiliyormuş bu makine. İki tane yine bir tane ekstra film benzetim var. Fuji film ekstra diye gelmiş. Aynı zamanda arkadaşlar F-Log gelmiş buna e, video tarafında. Yani Color Grading için e, flat görüntü alabiliyor bu e, kamera. Onun dışında arkadaşlar Wi-Fi ve Bluetooth özelliği var. E, yine sensörde titreşim engelleme özelliği var. Artık birçok marka koyuyor çünkü video özelliği, video öncelikli cihazlar çıkarmaya başladıkları için e, yani gimbal da her zaman her yerde kullanılamayabiliyor. O yüzden e, son kullanıcı düşünüp burada birçok marka artık sensöre titreşim engelleme özelliği koymaya başladı. E, bu da arkadaşlar e, Sipa standartlarında Best Stop etkiliymiş çok iddialı rakam ee, ama yani 5 stop olmasa da 4 stop etkilidir eminim ee, çünkü fujifilm bu tarafta hakikaten iyi sonuçlar veren e, lensler ve makineler yapıyor ee, bunun dışında arkadaşlar e, elektronik e, vizörü 3.69 milyon piksel e, 1.13x büyütebiliyormuş 35 metre formatında arkadaşlar 0.75 kat büyütebiliyor e, bu alet e, ekranda hareketli Yine e, x t de arkadaşlar e, 4K video kaydı yapabiliyor. Yani Fujifilm e, şey tarafını arkadaşlar e, video tarafında hakikaten yani x t falan çok iyi değildi e, 4K video kaydı ama daha sonrasında hakikaten e, video tarafında da bence e, şey yaptı. Yani video tarafında da iyi kameralar çıkardı. Yani kullanıcıların işine yarayacak özellikleri çıkarmaya, gölleri sunmaya devam ediyor. 4K'da arkadaşlar 24 kare, 30 kare, 25 kare ee, çekebiliyorsunuz. MOV formatta 24, 30 ve ee, 25 fps opsiyonu sunuyor. E, 200 megapite kadar çekebiliyor. E, full HD çektiğiniz zaman 60 kare yapabiliyor cihaz. video e, özellikleri de bu makine arkadaşlar bu şekilde XH1'in e, ee, filmin bildiğiniz gibi genç kızların sevgilisi Mini ee, 90 Neo Classic çıkarmış Instax kamera. Instaxer çok iyi satıyor, her yerde görüyorum, herkesin elinde. Instax güzel bir şey, ee, o yüzden Fujifilm bunu çıkarmaya devam ediyor, çıkarsın hakikaten. Ee, fiyat arkadaşlar 120 dolarmış, Türkiye'de 949 TL. Tabii tasarım biraz retro, o yüzden dolayı biraz daha üzerine çalışılmış herhalde, o yüzden biraz pahalı bir e, alet bu, e, mini 90. Yani bas çekme makine için biraz pahalı gibi geldi bana, da. ama satıyor tabi. <laughs> Afedersiniz. Ee, şimdi. Ee, sonra içeyim ya. Arada kaldım. XF10 arkadaşlar. XF10 ne arkadaşlar? Şimdi e, 400 dolar fiyatı var. 2749 TL. E, Türkiye fiyatı var. Ağırlığı 279 gram. Böyle bir kamera nasıl bir kamera olabilir? X100'ü biliyorsunuz. Fujifilm X serisine X100 ile başladı. Bu da onun küçük kardeşi XF10. E, 24 megapiksel sensör var arkadaşlar bu makinede. Bu e, gövdede. Fotoğrafını zaten görüyorsunuz şu an ekranda. 18.5 mm'lik bir lens var üzerinde. 28 mm'ye denk geliyor. Diyaframı da f2.8. X100 nasıldı? Ee, 23 mm. 35 mm'ye denk geliyordu çarpanla birlikte. Diyafram da f2 idi. Gövdesi metaldi vesaire vesaire vesaire. <laughs> i̇şte rangefinder bir kameraydı. Vizörü vardı hem elektronik hem optik. Bunda yok arkadaşlar. Vizör bu makinede yok. Ee, daha çok hani bas çek, yanınızda taşıyabileceğiniz yüksek kaliteli fotoğraf çekebilen tatilde vesaire. Ee, çok rahat taşıyabileceğiniz bu arada. Ee, vizörü olmayan ama ekranı kullanabileceğiniz çok kompakt, çok güzel bir makine. Ben de bir yer almayı düşündüm ama çok 28 mm'den dolayı bana çok geniş kaçtı. O yüzden e, vazgeçtim bu aletten. Şimdi arkadaşlar XT3, XT3'e gelelim. Yani Fuji filmin e, Amiral gemisi demeyelim de yani Fujifilm böldü aslında XT serisi, X-Pro ve XT serisi yani farklı kulvarlarda hareket eden gövdeler hepsi de iyi hepsi de böyle tap makineler Fujifilm tarafında. X-T3 arkadaşlar Fujifilm Türkiye bunu 8150 TL'ye satıyor fiyatı da arkadaşlar 1500 dolar yani aşağı yukarı bu rakamlar yapıyor şu anki dolar kuruyla KDV'yi falan saymıyorum taksitle alabilme olanlarını saymıyorum fiyatı hakikaten iyi. Yüksek mi? Yüksek ama yani yapabildiklerine baktığınız zaman ee, gayet iyi makine. 26 megapiksel arkadaşlar. BCI yani Backside Illuminated dediğimiz arkadan aydınlatmalı bir CMOS sensör var. Bu gövdede sensörde yeni. 24 değil yeni bir sensör kullanmış bu film. 26 megapiksel. Ekran arkadaşlar tilt bir ekran. E, yani yana doğru açılmıyor veya yukarı doğru açılmıyor. 1040 bin, 1 milyon 40 bin piksel bir ekran var. Ağırlığı arkadaşlar 539 gram. AF noktası, 425 tane AF noktası var. Neredeyse ekranın %100'ünü, e, e, sensörün %100'ünü kaplıyor bu AF noktaları. E, bu makine arkadaşlar elektronik şatırla 20 kare çekebiliyor. 11 kare e, mekanik şatırla çekebiliyor. Ve 30 karede 1.25 crop özelliğini kullandığınız zaman da 30 kare çekebiliyormuş saniyede. <laughs> Şimdi, e, bunda da arkadaşlar... E, şey e, externa film simülasyonu gelmiş e, video tarafında aynı zamanda yine bunlara flog var e, bu makinede şimdi 4 e, x s3'ün özelliklerine 4k tarafında bu arkadaşlar 60 fps yapabiliyor 400 megabit 60 kare video çekebiliyor çok fazla makine bunu yapamıyor başaramıyor e, htm yönden arkadaşlar 422 2 bit kayıt alabiliyorsunuz e, yani cihaz üzerinde kartı bunu kaydedemiyor htm üzerinden harici bir kayıtçı alabiliyorsunuz bunu e, dahili olarak da 4-2-0 çekebiliyor. f log destekliyor dedik. E, bu makine de bu şekilde. Yani video tarafında çok iyi. Otofokus da iyi çalışıyor bildiğim kadarıyla. Yani 4K bir e, makine düşünüyorsanız e, Fuji filmin ilk 3 çok iyi. Ben tavsiye ederim. Yani lens tarafına baktığınız zaman da çok güzel lensleri var Fuji filmin. Prime lensleri özellikle. Çok iyi. Hem <laughs> Yani örnek veriyorum işte 23.14 büyük ağır pahalı diyebilirsiniz ama F2 versiyonu var 35.14 hani yine çok büyük bir değil ama daha hafif daha kompakt daha uygun fiyatlı opsiyonu var. O yüzden Fujifilm yani video tarafında bence böyle düşünüyorsanız bir video kamera yani Fuji X yani Fujifilm Film X3 iyi bir isabetli bir karar olur bence. Şimdi arkadaşlar GFX Fujifilm Film GFX Orta formatı 50S'de duyurmuştu. Bu yılda 50R çıkardı. 50R'nin e, 50 sden farkı 50S DSLR tarzındaydı. Vizörü ortadaydı. Bu rangefinder tarzında vizörü e, cihazın gövdesinin solunda, sol üstünde. E, yine 50 megapiksel arkadaşlar sensör var. Sensörün boyutu 43.8 mm'ye 32.9 yani full frame'e göre çok daha büyük. E, full HD video kaydedebiliyor. Yani çok video öncelikli bir makine değil bu. Bunu alıp video çekmek çok isabetli karar olmaz bence. Ya da video öncelikli almak. Yani video çekilebiliyor ama video öncelikli bir makine değil. Ağırlığı arkadaşlar 775 gram. E, görece e, hafif bence. GFX 50S 920 grammış. Yanlış sen buraya. Fiyat anlamında da fark var arkadaşlar. Çünkü küçük gövde, hafif gövde. Fujifilm biraz kırpmış. Fiyatı da fark etmiş. 23 bin TL fiyatı var. 50s e, arkadaşlar 28 bin lira. Bu rakamlar yüksek gelebilir ama yani şu an güncel 5D Mark IV, D850 fiyatlarına baktığınız zaman hiç yüksek değil bence e, bu rakamlar. Yurt dışı fiyatı da arkadaşlar 4.500 dolar. E, yani aşağı yukarı yurt dışı fiyatıyla denk. Yani baktığınız zaman Fuji filmi zaten e, fiyatları yüksek değil hiçbir zaman. E, şimdi arkadaşlar Leica, Leica tarafında neler var? E, Leica bu yıl çok enteresan e, aletler çıkarmış. Hakikaten çok enteresan aletler çıkarmış. Değişik özellikler var. Wi-Fi falan var makinelerde. Like arkadaşlar M10 P modelini çıkarmış. 8000 dolar. 660 gram. Yani e, kilosu aşağı yukarı bir 17-18 bin dolar yapıyor bir Leica'nın. Tabi bu gövde için lensler daha da yüksektir. Şaka tabi bu. E, 24 megapiksel arkadaşlar. E, full frame bir sensör var bu makinede. 5 kare çekebiliyormuş saniyede. Peki özelliklerinde Wi-Fi özelliği var. Ekran dokunmatik. Elektronik ufuk gösterebiliyormuş orada. Ee, ve normal m göre arkadaşlar daha sessiz bir perde mekanizması e, varmış ve m 10 diğer farkı da ek, e, normal gövdedeki kırmızı noktalar diyorlar başka farkı yokmuş. Tabi alabileceğiniz ekstra özellikler e, fi ekran dokunmatik, daha sessiz bir shutter ve kırmızı noktalarmış gövdedeki. Like arkadaşlar QP 5000 dolar fiyatı var 24 megapiksel full frame sensör var üzerindeki lens arkadaşlar, 28 mm f1.7 ağırlığı da bunun 660 gram arkadaşlar evf elektronik viewfinder yani elektronik vizör var bunun çözünürlüğü de 3.68 milyon piksel ee, <laughs> Wi-Fi özelliği var ve Leica Photos uygulaması üzerine arkadaşlar görüntüleri aktarabiliyorsunuz bu makinede M10D modeli arkadaşlar değişik bir alet 8000 dolar yeni ama ekranı yok ekranı çıkarmışlar bu da yani Nasıl bir makine? Ee, Wi-Fi özel de var bu arada. Tamam mı? Wi-Fi var ama ekran yok. Full frame, 24 megapiksel ve 660 gram. Yani tamamen fotoğrafa odaklanan insanlar için iyi. Bir de şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla Wi-Fi üzerinden canlı önizleme yapılabiliyor. Yani Wi-Fi'den yok Wi-Fi üzerinden nasıl? Tam hatırlayamadım şu an. Yanlış da bilgi ee, vermek istemiyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, yeniden kontrol edeyim. M10 D modeli. Ee, elektronik vizör bu arada var ama opsiyonelmiş. Ee, ve yalnızca fotoğrafları çektikten sonra arkadaşlar görebiliyormuşsunuz bu makinede. Ee, bu da bu şekilde Leica M10 D, Ricoh. Ricoh GR3 çıkarmış. Ricoh bu makineyi bilmiyor olabilirsiniz. Biraz araştırın. Diğeri bir Erhan'da vardı. Erhan Ceylan arkadaşım onda vardı. Çok övmüştü. Hakikaten de rolları müthiş esnek, müthiş keskin bir makine. Ee, bu da full sabit lens arkadaşlar. 28mm f2.8 bir lense sahip. APS-C boyutta sensörde bir e, makine. Wi-Fi özelliği var ve hibrit AF sistemi varmış bunda. Ekranı 3. inç dokunmatik, Full HD, 60 kare video çekebiliyor ve fiyatı da 1000 Euro. Yani değişik bir yani sokak e, fotoğrafı çeken kişiler için e, genelde Ricoh bunu muhtemelen çıkarıyor. Yani genelde o tarz çalışan insanlar da görüyorum ben bu e, makineyi. Şimdi Pentax'a gelelim arkadaşlar. Pentax bugün K1 e, bu yıl bugün diyorum. K1 Mark 2 modelini çıkarmış. Fiyatı 1896 dolar. Yani bundan önce e, <laughs> Pentax K1'i çıkarmıştı. Ben birçok Pentax fanından duymuştum. Ee, yani K1 işte Pentax full frame çıkarsın e, alırız her türlü e, yani yeter ki çıkarsın diye çok göremedim ben alan ya da bu ara forumları takip etmiyorum belki ondandır. Yani yüksek ISO arkadaşlar bir önceki versiyona göre daha iyiymiş. E, ISO 100 ve 204.800 arasında çalışıyor. bu özelliği de 100 ile 819.200 arasında çalışabiliyormuş. E, sensörde arkadaşlar titreşime gelen özelliği var. Sensor Shift yani In Body Stabilization dediğimiz gövde üzerine bir titreşime gelen özelliği var sensörde. Pentax zaten bunu kullanıyordu APS-C gövdelerinde de. AF sistem 33 noktalanmış. 1080 Full HD video çekebiliyor. 60 yani progresif çekmiyor. USB 2.0 var. Bu özelliklerden özellikle bahsediyorum. USB 2.0 Wi-Fi özelliği var. 1010 gram ağırlığı var. Bayağı kallavi bir alet. 4.4 kare ee, potar çekebiliyor. Crop modda da 6.5 kare çekebiliyormuş. Şimdi A Pentax. Ee, yani 33 noktanın AF sistemim var. Tamam mı? Fiyatın hani görece görece uygun diyebilirim. Çok uygun değil bence. Yani 4.5 kare çekiyorsun. Ee, video çekimin 60 iyi. Vesaire vesaire. Yani kim alır ki ben söyleyeyim hani ben şöyle e, hatta şöyle söyleyelim arkadaşlar e, çözünürlüğü bu arada arkadaşlar bu e, makinenin 36 megapiksel yani Nikon'un e, muhtemelen e, kullandığı sensörle aynı yani bu özelliklerde bu makineyi kim alır kim tercih eder aldığınız kime satabilirsiniz yani o yüzden ben Pentax'ın yani Ricoh zaten devam ediyor bildiğim kadarıyla çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum e, şimdi arkadaşlar ilk bölüm ilk bölümü böyle kapatıyoruz İkinci bölümde Nikon'la başlayıp devam edeceğiz.